Orta sahaya Japon Dinamo Hidemasa Morita. Gelecek sezon şampiyonluk ipini gözlemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosuna Alparslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı katan sarı kırmızılı ekip orta saha arayışlarına devam ediyor. Finansal fair play anlaşmasını tamamlayan ve bu konuda eli rahatlayan Cimbom, orta saha için Japon oyuncunun peşine düştü. İşte detaylar. 6 numara pozisyonuna net performans verecek bir ismi getirmeyi planlayan Cimbom, Japon orta saha Hidemasa Morita'yı transfer listesine aldı. İzleme komitesinin önerdiği oyuncu için girişimler başladı. Marcao'yu Portekiz Ligi'nin son sırasında bulunan Chaves'ten transfer eden Aslan, yine Portekiz Ligi'nde ter döken ve kalitesine inandığı Japon orta sahayla görüşmelere başladı. Portekiz'den scout transferi olarak gelen Marcao'dan büyük katkı alan sarı kırmızılı takım Hidemasa Morita'dan da benzer çıkış bekliyor. Morita, Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan futbolcu, geçtiğimiz sezon Santa Clara formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol 2 asist kaydetti. Morita, orta sahanın haricinde sağ bek pozisyonunda da görev alabiliyor. 26 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Kawasaki Frontale ve Ryutsu Keizai University gibi takımlarda da forma giyerken 7 kez de Japon milli takımında görev aldı. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek 1.77 boyundaki orta saha için hatırı sayılır bir bonservis bedeli ödenmesi planlanıyor. Kaynak: Fanatik. Galatasaray milli yıldızla anlaştı. Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte ilk iş Fatih Terim'i geri döndüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Özellikle yabancı sınırının gelmesiyle birlikte Emre Akbaba ile masaya oturan Cimbom, yıldız orta sahayla kontrat yenileme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Önceki yönetimle yaptığı görüşmelerde yıllık ücretinden feragat etmeyi kabul eden Akbaba, yeni yönetimle de masaya oturacak. Emre ile indirimli olarak Türk lirası üzerinden sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Sarı Kırmızılı yönetim başarılı orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu kadrosunun önemli Türk futbolcularından biri olması beklenen Emre Akbaba, Türk milli takımıyla çıktığı 6 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Milli 10 numara sol kanat ve merkez orta sahada forma giyebiliyor. Emre Akbaba için kap açıklamasının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray'ın milli futbolcu Cengiz Ünder'in menajerini İstanbul'a davet ettiği ve yıldız futbolcunun maliyetiyle ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Galatasaray'a Jacob Murphy bombası. Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar, izleme komitesinin önerisiyle birçok oyuncuyla iletişime geçti. Haziran ayı itibariyle bonservise yıllık ücret ödeme engeli ortadan kalkan Aslan'ın transfer piyasasında elitleri rahatlamış durumda. İngiltere Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Jacob Murphy için girişimlere başlayan Sarı Kırmızılılar, serbest kalan oyuncu için resmi temaslarda bulunma kararı aldı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Newcastle formasıyla çıktığı 31 maçta 3 gol 4 asist kaydetti. Murphy, İngiltere milli takımının alt yaş kategorilerinde de forma giydi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan İngiliz futbolcu, hücumda 2 kanatta da forma giyebiliyor. 1.73 boyundaki oyuncunun Avrupa'nın birçok takımından da talipleri olduğu öğrenildi. Savunma arkasına yaptığı koşular ve birebir de adam geçme özelliğiyle dikkat çeken Murphy için Newcastle hatırı sayılır bir bonservis bedeli ödemişti daha önce. İngiliz ekibi 2017 yazında Norwich City'ye 11.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Sky Sports'ta yer alan habere göre Sarı Kırmızılılar Murphy ile prensip anlaşmasına vardı. İngiliz kanat oyuncusu kariyerinde Swindon Town, Southend United, Scunthorpe United, Blackpool, Colchester United, Sheffield Wednesday ve West Bromwich Albion takımlarında da forma giydi. Müjde: Galatasaray Kaan Ayhan'la anlaştı. Galatasaray'da her transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kaan Ayhan, Sarı Kırmızılılarla anlaşma sağladı. Stoper ve ön libero pozisyonlarında oynayan 26 yaşındaki futbolcu, takımının küme düşmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak Galatasaray'ın oyuncunun çıkış ücretini ödeyememesi nedeniyle, milli stoper tercihini İtalya Serie A ekibi Sassuolo'dan yana kullanmıştı.
Bu sezon Sassuolo'da istediği kadar forma şansı bulamayan Kaan Ayhan, kulübünden ayrılma kararı aldı. Yıldız futbolcu menajerler aracılığıyla Galatasaray'a transfer olmak için haber gönderdi. İtalyan kulübü de bu transfere sıcak bakıyor. Sassuolo'ya 2,5 milyon euroya transfer olan Kaan Ayhan'ın ayrılığı için kulübü 2 milyon euro civarı bir bonservis bedeli talep ediyor. Kaan Ayhan'ın da yaklaşık 1 milyon euro maaş talebi olduğu öğrenildi. A milli takımla Euro 2020'de forma giyen Kaan Ayhan, daha önce de Galatasaray'da forma giymek istediğini açıklamıştı. Fatih Terim, Kaan'ın stoper bölgesinin yanı sıra sağ bek ve ön libero mevkilerini de oynayabilmesi nedeniyle çok istiyor. Galatasaray'dan Jefferson Lerma bombası. Ön libero arayan Galatasaray'da Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma ön plana çıktı. Marca gazetesinin Kolombiya versiyonu Galatasaray'ın Valencia ile beraber Bournemouth'ta şampiyonşipte yer almak isteyen Jefferson Lerma'ya teklif yaptığını yazdı. Gazete Kolombiyalı oyuncunun geçen sezon Premier Lig'den düşen Bournemouth'a verdiği sözü tuttuğunu ama bir sezonda alt liglerde oynamak istemediğini yazdı. Bu yüzden İngiliz ekibinin yöneticileriyle bir görüşme yaptığı belirtilerek 26 yaşındaki ön libero'nun Galatasaray ve Valencia benimle ilgileniyor. Bu takımlardan gelen tekliflerden birisinin değerlendirilmesini bekliyorum dediği ifade edildi. Gazeteye göre Bournemouth oyuncunun isteğine saygı gösterip kiralanmasına izin verecek. Haberde ayrıca Galatasaray'ın Valencia'nın önüne geçebilmesi için iyi bir teklif sunması gerektiği dile getirildi. Canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferini duyurdular. Galatasaray transferleri otayı maliyeti uygun oyunculara çevirdi. Kolombiya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray Arjantin TV River Plate'in golcüsü Santos Borre'yi kadrosuna katmak istiyor. Asan'ın kontratı Haziran sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edilen haberde, görüşmelerin sürdüğü ve sarı kırmızılıların Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de devreci olduğu Borre'nin transferini bitirmeye çok yakın olduğu aktarıldı. Bu sezon Arjantin Ligi'nde 13 maça çıkan Borre, 8 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Atletico Madrid ve Villarreal gibi takımlarda forma giydikten sonra, 2017 yazında 3,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle River Plate'e transfer oldu. Kolombiya milli takımında 2 maça çıkan Santos Borre, milli formayla henüz golle tanışamadı. Öte yandan Arjantin'de bir televizyon programında ise Santos Borre'nin Galatasaray'a imza atmaya çok yakın oldu. Ve sarı kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Santos Borre, 9 numara pozisyonunun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.